Abileri olarak iki öneride bulunabilirim. Bunlardan bir tanesi, bir öğrenci ya da bir üniversitede okuyan ya da üniversiteye aday olan bir kişi, kendisini sadece ve sadece okuyacağı üniversiteye odaklayarak orada elde edebileceği bir başarıyı gerek yeter şart olarak görüyor. Oysa bu öyle değil. Yani bu yıllar en değerli yıllar. Çünkü hiç kimsenin sizi zorlamadığı, istediğiniz gibi alabildiğine özgür olduğunuz ve o özgürlük içerisinde kendi kişiliğinizi, kimliğinizi ve entelektüel duruşunuzu oluşturabileceğiniz bir dönemden söz ediyoruz. 32. günde genel yayın yönetmenliği yaptığım bir dönemde bir arkadaşım gelmişti ve ben ona sizle çalışmak istiyorum, burada çalışacağım ben demişti. Böyle bir kararlılık, bir böyle hafif bir meydan okuma. Dedim sen kaça gidiyorsun? Dedi ikiye gidiyorum. Dedim o zaman sen dörtte gel ama git, aşık ol. İçki mi içeceksin ya da çay mı içeceksin? Git. Neyle sarhoş olacaksan onunla sarhoş ol. Operaya git, konsere git, seyahat et. Ama hepsinden önemlisi çok ama çok kitap oku. Kendini geliştir. O da ben bunların hepsini zaten yapıyorum. Burada çalışmak istiyorum diye ısrar etti. O arkadaşımız daha sonrasında 32. günde çalıştığı dönemde Gazeteciler Cemiyeti'nden iki ödül aldı. Söylemek istediğim şey şuydu. İnanın alabildiğine sarhoş olacağınız, serserilik yapabileceğiniz, aşık olacağınız, belki bir sürü aşk yaşayacağınız, çok kitap okuyacağınız, çok konsere gideceğiniz, yollarda otostop çekeceğiniz anların her biri aslında size bir şey kazandırıyor. O kimlik ve kişiliğinizin inşa edilme sürecinde size bir katkısı var. Çünkü hayatın içerisindesiniz ve o çeşitlilik içerisinde her boyutuyla o hayata tutunuyorsunuz ve bir yerinden yakalamaya çalışıyorsunuz. Bunların toplamı zaten siz yapacak olan gerçekliktir. Oysa sadece bir kitap, sadece bir akademik başarı üzerinden tanımlanmış, işte ben şu notları alırım, şu okulu kazanırım ya da şuralarda sıralamaya dereceye girerim dediğinizde aslında kendinizi geleceğe dönük olarak güdük bir biçimde hazırlıyorsunuz demektir. Evet, bir meslek sahibi olabilirsiniz ama mutlu bir insan olacağınızdan emin değilim. Dolayısıyla arkadaşlarıma hayatın içerisine her boyutuyla girmelerini ve onu doyasıya yaşamalarını tavsiye ederim.